Şimdi olmadı OneSpor başlıklı habere gidiyoruz sevgili izleyiciler. OneSpor ağır yara aldı biliyorsunuz bu hafta deplasmanda karşılaştığı Bayburt Özeryurdaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu Kırmızı Siyahlılar. Oldukça etkisiz olduğu maçta Bayburt temsilcisi ilk yarıda bir gol, ikinci yarıda ise 4 gol atarak farkı kazanmayı başardı. OneSpor aldığı mağlubiyetle zirveden uzaklaştı. Ortaki nasıl cezayı Lidane kaçtı. Lidane ki gol! Gol, 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 gol! İkincilik kırmızı grupta mücadele eden OneSpor, ligin 10. haftasında deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaştı. İlker Sayan gola faabet, bu tipa fayı 0-5. Bayağı boyutuna gol eli, 5'e kalı Lidane. Bayburt Genç Osman Stadı'ndaki karşılaşmada Barkın Kara orta hakem olarak görev yaparken Oğuzhan Yiğit Karpuz ve Onur Gülter yardımcıları olarak görev aldı. Dördüncü hakem ise Emre Korkmaz oldu. Bayburt Özel İdare Spor maça golle başladı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekip ikinci yarıya da etkili başladı. Bayburt Spor'dan ikinci yarıda 4 gol daha geldi. Bayağı pozisyona golü. Orta iker İbrahim Alan. Peşe kale. Fırhoş Rabu. Oraz kıttı o sefer. Kırmızı siyahlı ekibin oldukça etkisiz olduğu maçta Bayburt ekibi ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Bayburt Özel İdare Spor sahadan 5-0 galip ayrıldı. OneSpor aldığı mağlubiyetle zirveden uzaklaştı. Elidan Gökçü derfe. Biraz dici Lidane kapır koş bu. Furkan Polat Lekhız. Gökçü neke suçu derfe. Evet sevgili izleyiciler TRT Kürdi'ye OneSpor maçlarına, bölge futboluna gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür etmeliyiz bölge insanı. Gerçekten TRT Kürdü bölge futbolunu böyle amatör, üçüncülük, ikincilik takımlarına bir üst düzey diğer takımlar, diğer kanallar hiçbirinin çok fazla ilgi alanı değil görüyorsunuz. Yani kaliteli maç anlatılıyor. Bu konuyla ilgili hem anlatım hem görsel güzellikler çok kamerayla, birçok kamerayla farklı açılardan yayınlanan maçlar. Dünyanın her yerinde TRT Kürdü farkıyla OneSpor'un aynı zamanda tanıtım ve reklamına da katkı sunuyor. Bu çok önemli. OneSpor'un işte 5-0 mağlup olması moralleri bozmasın. Kötü bir skor, ağır bir skor. Keşke böyle skorlar olmasa bu takım içindeki psikolojik motivasyonu da olumsuz yönde etkiler. Futbolcu üzerinde psikolojik olumsuz etki oluşturur. Kulüpte böyle bir sıkıntılı süreç başlar ama kulüp şu anda şampiyon olacakmış gibi kenetlenmeli. Başkan çok erken bir şekilde şehire gelmeli, Van'da olmalı, yönetimle birlikte hemen futbolcuların teknik heyetin yanında yer almalı, destek vermeli. En çok sahiplenilmesi gereken gün böylesi günlerde sevgili izleyiciler. Böylesi travmaları atlatmak zordur. Atlatmak için de kulüpte başta yönetim olmak üzere bu yönetime çok iş düşer. Kamuoyuna iş düşer. Hemen kulüpte birlik beraberliğin oluşturulması için, kara bulutların dağıtılması için bir birlikteliğe ihtiyaç var. Bu kentin aslında her konusu, ekonomisi için, şehirde olumsuzluk yaşandığında, bir problem yaşandığında şehri yönetenler kara bulutları üzerinden bu şehrin atması için hemen bir birliktelik, bir güzel bir tablo oluşturmalı. Kamuoyuna mesaj vermeli. Hadi gelin hep birlikte birlik olalım, beraberlik olalım denilmeli. Takıma insanlıkta da böyle değil mi sevgili izleyiciler? Bir insanın iyi gününde değil, kötü gününde yanında olun, dost olun, kalkındıralım denmez mi? Böyle denir ve biz de bu gereğini spor severler, futbol severler de gereğini yerine getirmeli. Bugün OneSpor'un kötü gününde son iki haftada aldığı başarısız sonuçlar, farklı mağlubiyetler bizleri üzse de takımın yanında yer almak güzel bir şey sevgili izleyiciler. Tabii ki aslında bu durumda herkes umudunu kesmiş gibi görünüyor. Bu üzücü bir şey. Futboldan biraz anlayanlar, futbolun dışında içinde olanlar bu takımın 3-5 takviye ile ikinci yarıya
3-5 takviyeyle şampiyon olmaması için hiçbir neden, hiçbir gerekçe yok sevgili izleyiciler. İyi başlanılmış. Bu takım şu anda liderle arasında 2 puan fark var. Dikkatinizi çekiyorum. 20 puan, 22 puan. Liderle aradaki fark böyle. Böyle olunca da yapılması gereken durum bu. Ligin ilk yarının bitimine kadar ne kadar bu takımı başarıya ulaştırabiliriz? Onun için müthiş kenetlenmek lazım. Sonra ikinci yarıya 3-5-6 tane çok kaliteli takviye ile bu takımın yedekleri de oyuna katkı sunabilecek düzeye gelmeli ve hemen şampiyonluk için herkes Van'da ayaklanmalı. Yani yönetim her ne kadar sezon başlarken bu takımı işte bu yıl ligde kalalım, seneye şampiyonluğu oynarız dese de yönetimi ben buradan uyarayım, hatırlatmada bulunayım. Bugünden tezi yok. Takım çok iyi durumda ve seneye ne olacağını bilemezsin. Ama bu takımın şu anda diğer takımlardan daha çok şampiyon olma şansının olduğuna inanıyorum ben. Fikstüre bakıyorum, böyle bir genel tarama yapıyorum, bakıyorum ki Van Spor'un şampiyon olabilme şansı çok yüksek. Yeter ki bu ilk yarıyı çok az kayıpla kapatalım. İlk yarıda lider kapanma şansımız çok fazla. Üzerimizdeki takımları çok büyük göstererek abartmayalım. Takımın motivasyonunu daha çok arttıralım. O ilk başlarda, ilk 4 haftada Van Spor'un sahada gösterdiği direncin devamını bekliyoruz. Son 3-4 hafta çok fazla koşmuyor, direnç yok. Her yerde rakibe saldıramıyor. 3-4 hafta çok fazla iyi top oynamasa da saldıran, pres yapan, koşan, mücadele eden azimli bir takım vardı. Bugün aynısını gerçekleştirebiliriz. Çok iyi top bağlantısı olmasa, pas bağlantısı, organize atak, varyasyonlar olmasa da ama dirençle, mücadeleyle, azimle, rakibe pres yaparak bu süreci başarıyla yürütebilir, götürebiliriz. Bunun için destek lazım, birlik lazım, beraberlik lazım. Ben futbolculara, teknik heyete, yönetime bu konuda inanıyorum, güveniyorum. Başarının olacağına, başarılı olacağına inanıyorum. Beklentim bu yönde. Ama yönetim eğer derse, umutsuz olursa, derse ya bu yıl işte biz ligde kalalım derse bu havlu atmış bir hava oluşturur. Bu olmaz. Yönetim inanırsa kamuoyu inanır. Yönetim kamuoyunu inandırmalı, teknik heyeti inandırmalı, futbolcuları inandırmalı. Yönetim bu takım şampiyon olabilmeli, olur, bu takımda kalite var. 3-5 takviyeyle biz açık ara farkla götürürüz diyebilmeli. Bu motivasyonla kent sporda, futbolda havaya girebilir. Bu bizim önerimiz, bizim nacizane düşüncemiz sevgili izleyiciler. Yapılır yapılmaz bilmeyiz. Eksikler olduğunda eleştireceğiz ama eleştirileri takımın düzelmesi için yapacağız. Güzellikleri de ölçülü anlatacağız. Eleştiriyi de övgüyü de yerinde dengeli yapmaya gayret edeceğiz. Ama Van Spor üzerinden prim yapmak, Van Spor üzerinden reklam yapmak ne kadar herkesin, para veren her yöneticinin hakkıysa, Van Spor üzerinden bu kadar tanıtım, reklam, gelecek, ikbal ve imtiyaz elde edenlerin de aşırı sorumluluk alması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bizden bu kadar. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde bugün spor akşamı var. Unutmuyorsunuz, Sedat Dicle'nin hazırlayıp sunduğu spor ekranı programında konuk spor yazarı, Van Sesi Gazetesi spor müdürü sevgili Rıdvan Can olacak. Güzel, heyecanlı bir program bekliyorum. Doğrusu bekliyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili izleyiciler.